Şükrü böyle bir açıklama basında okuduk. Biz tabii kendisiyle görüşmedik. Ve sürekli de temas halinde olduğumuz bir arkadaşımız. Yani iki önemli ülke, Türkiye ve Mısır'ın işbirliğinin de bölgeye pozitif yansımaları olacaktır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz ve Ege konulu bir panele katıldı. Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri'nin normalleşmeyi Türkiye'nin Libya politikası nedeniyle askıya aldıklarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Çavuşoğlu, normalleşme yavaş gidiyor ama sebebi biz değiliz dedi. Diğer ülkelerle ilişkilerimiz hızlı normalleşti. Mısır'la halen yavaş gidiyor. Ama bunun da sebebi biz değiliz. Yani Mısır'da ilişkileri normalleştirme konusunda samimiyse adım atar. Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalaması için de mesaj verdi. Libya ile bizim yaptığımız deniz yetki anlaşması ya da sonra en son imzaladığımız hidrokarbon anlaşması Mısır'ın aleyhine değil ki. Mısır bizimle anlaşma imzalarsa Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan kat be kat fazla deniz yetki alanı elde edecek. 40 bin kilometre kareden bahsediyoruz. Ve bizim yine Libya ile yaptığımız daha önce güvenlik anlaşmasının bugüne uyarlanması da Mısır'ın aleyhine değil. Mısır'a yönelik bir hamle değil. Biz olmasaydık Libya bugün Suriye olacaktı. Panelde Çavuşoğlu bir gazetecinin Yunanistan ve ABD arasında imzalanan savunma işbirliği, ABD üsleri ve Dede Ağaç'a giren ABD helikopterlerine yönelik sorusuna da yanıt verdi. ABD'ye soruyoruz. Bunlar Rusya'ya karşı kurulan üsler diyor. Tabii burada inandırıcı değil. ABD'nin terazisi bozuldu, kantarı bozuldu. Ve kendilerine uyarılarda da bulunduk. Ve bunların Yunanistan'a da bir faydasının olmadığını, Yunanistan'ı çözümden daha da uzaklaştırdığını da söyledik. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açması hazırlıklarına da değinen Çavuşoğlu, somut adım görmediklerini ifade etti. İlk hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda olduğu gibi Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olmak, tanınma olduğu zaman inşallah tam üyelik gerçekleşir. Şu anda Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temsilcilik açma yönünde bir adımını görmedik biz. İşte bazı uçuşlar vesaire işte diğer destinasyonlar kapandığı için turizm konusunda diğer konularda olabilir. Bu arada biz de Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki temsilcilik sayısını arttırmak için adımlar atıyoruz.